Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bazen bana gelen soruları şöyle balığımda da denk gelmişken göstermek istedim. Vatozun üzerindeki desenlerin ortaya çıkması veya vatoz renk değiştiriyor gibi sorular geliyor bana arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi benim vatozda da aynı durum var. Bu tamamen balığın ruh haline bağlı bir şey, psikolojisine bağlı bir şey. Bir de su değişimi yapıldığında oluyor genelde böyle bir şey. Ben az önce bu akvaryuma dip çekimi yapmıştım. O yüzden gördüğünüz gibi balığın üstündeki desenler değişmedi de ortaya çıkıyor böyle desenlere. Keyfi açıkçası kaçtığı zaman böyle şeyler oluyor. Keyfi yerindeyken genelde simsiyah oluyorlar. Şimdi simsiyah olanlardan da göstereyim veya başka deseni değişmiş olan varsa onları göstereyim size. Tamamen bu keyfiyle alakalı bir şey. Şurada bir tane daha gördüm. Bakın arkadakinin de desenleri ortaya çıkmış. Kötü bir şey değil, hastalık değil. Bu da aynı diğeri gibi ha. Böyle kafasının üstünde bir desen farkı var. Bir de gözlerinde bir desen değişikliği var. Yani açık renkli gibi olmuş. Dediğim gibi bu herhangi bir korkulacak bir durum değil, bir hastalık değil. Balığın tamamen kendi ruh haliyle alakalı. Genelde dediğim gibi hoşnut olmadığı bir şey olduğu zaman bu şekilde renk değiştiriyor ve hani kısa sürede tekrar simsiyah hale geliyor. Her şey akvaryumdaki normale döndüğü takdirde normal rengini alıyor. Biraz şöyle birkaç tane normal siyah göstereyim size. Burada bir tane büyük damızlık erkeğim olması lazım. O da küpün içine mi girmiş? Onu da gösteremeyeceğim. O simsiyah şu anda. Herhangi bir renk değişimi yok. Şurada yavrularımız vardır. Onlardan bakmaya çalışalım. Bakın bunlar da genelde siyah. Şu birazcık hafif ton değişikliğine gitmiş. Dediğim gibi tamamen balığın ruh haline bağlı bir şey. Yani hiç korkulacak bir durum yok. Hasta mı, ölüyor mu? Yani şöyle, beyazlamaya başlıyorsa evet bu bir sıkıntı. Rengi açılıyorsa ama şu andaki gibi böyle ufak tefek desen ortaya çıkartıyorsa, şunda da var biraz. Herhangi bir korkulacak bir durum yok. Sadece balığın hoşuna gitmeyen bir durum var demek ki akvaryum içinde. Her şey normale döndüğü takdirde rengi de şunlar gibi siyaha dönecektir. Siyah cüce vatozlarda oluyor zaten bu. Ama dediğim gibi hem siyah cücede hem işte Leys 44 olsun, albino olsun, bunlarda beyazlama gibi bir sıkıntı varsa bu büyük sıkıntı. Ölüm anlamına gelebilir. Şöyle sarı sarı oldukları sürece herhangi bir sıkıntı yoktur vatozlarda. Ama bakın şunun biraz rengi açılmaya başlamış. Bunun için korkulacak bir durum başlıyor. Bu biraz rengi beyaza kayıyor. He, ne yapacağız derseniz onun da bir çaresi yok açıkçası. Vatozlarda bu beyazlamayla ilgili herhangi bir neden olduğuna dair ne yapmak lazım, tedavisi ne gibi bilgiler maalesef yok. Biz de elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız balıklarımıza. Düzenli su değişimini yapacağız. Düzenli dip çekimini yapacağız. Ondan sonrası artık balığın kendi durumuna kalmış. Bir de şöyle dışarı çıkmışken L333'lerimizi gösterelim. Bunların üzerindeki desenler tamamen kendi desenleri. Çok güzel görüntüleri var tabii ki plakoların. Şöyle birkaçı aşağılarda. Bunları da vatozla ilgili bir video olduğu için göstereyim sizlere. Hatta L46'ımızı da gösterelim. Çünkü şimdi bu konuda söyleyeceğim başka bir şeyim yok benim. Tamamen balığın ruh haline kalmış bir değişiklik o renk değiştirmeleri. Şöyle elimizdeki vatozları gösterelim. Vatozlar, leopar vatozda yerini almış bir konu üzerinde. Vatozlarda dediğim gibi bir beyazlama varsa
hemen bir düzenli su değişimi yapın. Kurtarmaya çalışın ama çok da faydalı olabilecek misin bilmiyorum. Çünkü ben genelde beyaz yağını pek kurtaramıyorum. Ne yapardı gerçekten harika durmuş. Şu üzerindeki zırhla çok net belli oluyor. Başka vatozlarımız 280 yok ortada. Yine burada bir leopar var. 270'lerimiz ortada mı? Onlara bir bakalım. Babeni görünce küpün içine kaçtı tabii ki. Birazcık kuyruğunu çıkartıp desenlerini gösteriyorlar size. Plakolar genelde ürkek hayvanlar. Leoparların hepsi burada küplerin içinde. Vallahi hepsi aynı şekilde durmuş, çok hoş duruyorlar. Hepsi sola dönük vaziyette. Dev leoparlar. Ve şöyle son olarak kelebeklerimizi gösterelim. Kelebekler efsane güzeller. Yavrularımız da var. Tam şu karşıdaki yavrumuz. Bunlar hep benim artık 3 yaşına gelmiş damızlık kelebeklerim. Bunlar çok fazla büyümüyor. Böyle küçük küçük kalıyorlar. Evet, tam şurada yavru varmış. Dönemsel olarak böyle yavrularını da alabiliyoruz. Ama sonra uzunca bir süre hiç yavru görmüyoruz ortalıkta. Biraz mevsimsel bir durum var herhalde. Aynısı mı yok? Değil. Bir de şurada var. Bayağı maşallah bol yavrumuz var. Küçükken pek o yan yüzgeçleri ortada görünmüyor ama büyüdükçe ortaya çıkıyorlar. Bunların da şöyle taşlık bir alana ihtiyacı var. Çünkü bunlar diğer vatozlar gibi küpün içine yumurtlamıyorlar. Yumurtalarını ortalığa saçıyorlar. Erkek dişinin bu yan yüzgeçlerinden ısırıp yakalayıp birbirlerinin etrafına dönmeye başlıyorlar. Ve yumurtalarını ortalığa saçıyorlar. O yüzden böyle taşlık bir alan lazım ki yumurtalar böyle sağa sola kaçışsın. Yanında da hiçbir balık olmaması lazım. Sadece ben bir çift depistes bıraktım burada. Onlar da üst taraftaki yemleri aşağıya düşürsünler diye öyle bir görevleri var. Böyle ekstra bir bilgi daha olmuş olsun kelebeklerle ilgili. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle bir ekstra ufak bir bilgi vermek istedim. Bu vatozların renk değişimiyle ilgili. Dediğim gibi korkulacak hiçbir durum yok. Kısa süre içinde balığınızın üzerindeki desenler normale döner. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.